almaya geldiler. Sezai Paşa. Sezai Paşa gelmiş. Ettiniz. Tabii bizim şu köylü bekçi bir sandviç yapmayı bile beceremez ki. Ben şimdi size mükellef bir sofra kurarım. Buyurun paşam. Buyurun. Böyle mutfak köşelerinde olur mu? Şöyle salaman şey geçelim. Buyurun paşam. Siz orada dinlenin. Ben size aparatif bir şeyler kurarım. Tamam. Buyurun paşam. Hoş geldiniz paşam. Herkesler gelmişti de bir siz teşrif etmemiştiniz paşa. Onlar hep geliyorlar. Hasene hanımlar dün gece ziyaret ettiler. Dilruba hanımefendi geldiler, Servet Müfit Bey geldiler. Letafet kalfa her gece alt katı turluyor. Ama yazık, hayalet olduğunu bilmiyor. Kendisinin hala köşkümüzün en ihtişamlı günlerinde yaşadığını sanıyor. Hayır efendim, bilmiyor ki herkesler öldü. Herkesler göçtü gitti. Aileden bir tek ben kaldım. Bir de Recai. Buyurun. Ama siz biliyorsunuz değil mi? Dikkat! Hayalet olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Artık bu dünyadan değilsiniz. Sadece beni ziyarete geldiniz. Siz ölüsünüz. Yok, ben yaşıyorsun. Yok yok, ölüsünüz. Yazık, hayaletlerin kafası karışık oluyor böyle. Başlarına ne geldiğini anlamıyorlar. Neden şaşırdınız öyle? Neredeyse bir asırdır karşılıklı bakışıyoruz sizinle. Sezai Paşa ve büyük aşkı Saliha. Aşkımız resimlerde yaşıyor. O da hiç gelmedi. Büyük büyük annem Saliha hanımefendi. Gelmedi çünkü o bende yaşıyor. Çok benziyoruz değil mi? Tıpkı ben. Veyahut da ben tıpkı oyum. O ben miyim? Ben o muyum? O biraz karışık. Ben gidiyorsan. Aa, dünyada bırakmam, daha yemek yapacaktım size. Yok yemek. Bir kahve mi için o zaman paşa?
Bir asır var ki sizi bekliyorum da. Hayır, herkesler ölmüş. Ben de öleyim diyorum, olmuyor. Uyuyorum. Muazzam bir uyku. Böyle 100 yıl uyudum sanıyorum. Para ver. Sonra sabah yine uy... Af buyurun paşam. Para. Para ver. Estağfurullah paşam, yoksa mali meseleniz mi var? O yüzden mi suskunsunuz? Suskunsuz. Mali mesele. Para veriyorsa. Bir asırdır koynumdalar. Bunları Saliha hanımefendiye siz takmıştınız, hatırladınız mı? Oradan anneanneme, oradan anneme, sonra da bana kalıyor, küçük Saliha'ya. Şimdi de size geri dönüyorum. Hayat. Saliha! Kim geldi? Neden bu saatte geliyorsun? Ev hali, insan uyur, dedesinin hayaletiyle konuşur. Allah Allah. Acil bir durum çıktı herhalde, yoksa rahatsız etmezdik. Yine paran mı bitti? Ne fenasın. Seni görmek istemiş olamaz mı? Köşk meselesi mi? Bugün bir adam geldi. Hayır. Daha önce sordun, cevabını aldın. Cevabım hayır. Bu köşk benim. Bizim. Yarısı senin, yarısı benim. Bizim. Neyse. Bir iki bir şey içelim de öyle konuşalım. Sen de iç. Ya Saliha, sen gencecik bekar bir kızsın. Yani bu koca köşk senin için o kadar gereksiz ki artık. Burada kala kala kafayı yedin zaten. Şu haline bak. Şunlara bak. Şu büyük büyük anneye bak. Büyüdükçe ona benzedim. Zaten bu resimler resim değil, hayalet. Neredeyse konuşacaklar. Satan bunlar, kurtulalım da. Hı? İyi para eder. Viski. Japonlar buna ne diyorlar biliyor musun Saliha? Çok komik. Usku diyorlar. Viski diyemiyorlar, usku diyorlar. Usku ondur okusu. Yani buzlu viski. Neyse. Ben o zaman uzatmayayım. Bugün bir adam geldi ve bu köşk için tam kaç para veriyor biliyor musun? 4 milyon dolar. Ne demek o? Ne demek bu? Sana 2 milyon dolar demek. Seni şöyle güzel bir apartmana taşırız. Artık yani istersen Bodrum'da bir evde oturursun, ne bileyim. Başına güzel bir hizmetçi tutarız. Sonra da keyfimize bakarız demek. Daha geçen gün o Bomonti dekanı sattırdın ya bana. Öyle. Öyle de yani geçen gün dediğin 2 sene önceydi. Ayrıca han dediğin nedir ki yani? Bir hanın parasını 2 seneye bölersen çocukların okul masrafıyla hanımın makyaj parasını etmez. Burası benim. Ben burayı sattırmam. Burada öleceğim. Ben öldükten sonra istediğini yaparsın. Yavrum. Bak bu alıcı adam normal bildiğin adamlardan değil. Yeraltı dünyasının kralı bu adam ya. İhsan Bey. İhsan Karal. Duydun mu sen hiç İhsan Karal? Yani o adam burayı alacağım diyorsa alır. Bu bir teklif değil, bir emir. Bu köşk satılacak. Satılmayacak. Kızım sen beni bacağımdan vurdurmak mı istiyorsun ya? Ha? İhsan Karal diyorum. Ha? Yeraltı dünyasının kralı diyorum. Ha? 4 milyon dolar diyorum. Bana bir şey demeyin. Yeter lan delikanlı! Yeter, sus da bir dinleme! Ulan iyilik de söylüyoruz, anlamıyorsun. Delirteceğim lan sen beni.
Ha? Satılmayacak. Ne demek lan satılmayacak? Miami atarım lan seni. Veriler elektriği köte kuşa dönersin ha. Ne demek lan satmam? Ne demek lan burada öleceğim? Ya ben senden önce ölürsem ha? Ha? Bak bana öyle değil. Tek cevap ver bana. Rızkı annem durur durur şey derdi ya. Bu kız gerçekten melek mi yoksa şeytan mı? Gerçekten deli mi yoksa hepimizden akıllı mı bilemedim gitti. Senden daha akıllı olduğum kesin. Okullara gitmeden her şeyi öğrendim. Sen daha bir çarpım tablosunu bile ezberleyemedin. Siktir lan oradan. 6 kere 8. 48. 8 kere 6. 48. 16 kere 22. Ha? 22 kere 14. 14 kere 86. 86 kere 124. 124 kere 216. Dalga mı geçiyorsun benimle? 2126. Ha? 2126. Ben de dalga mı geçiyorsun? Deli kara. Vurarım lan seni. Vurarım. Senin şu çocukta cesedini bulurlar. Kimlerden bilecek lan? Ha? Ha? Öldü derim. Gitti derim. Köşkte bana kalır. Ha? Kim ne yapacak lan? Gebertirim lan seni. Gebertirim lan. Gebertirim. Sen kimsin lan? Sen... Sen... Siz Salih Paşa. Salih'e bak. Sezai Paşa gelmiş. Ben Musa ne Paşa? Abim nasıl böyle oldu bilmiyorum paşam. Büyük dedesini görünce bayılan bir adam işte. Paşam, siz şimdi gidin, sonra yine gelin ziyaretime. Torununuzun kusuruna bakmayın. Hoş gitti, çiz bir yaşta femrakım. Dijin mi femraki? Le ez ne paşama? Paşa rahmeti miriye. Ez Musa Musa. Merdine mi? Min ticaret dizine kiriye. O mutlu kesici deyin nastan diye. Le brev deyinem be, ez beçare mi? Ha, yek besi. O evci dinem be. Ezi bidim. Bidim, bidim. Öbür dünyanın diliyle konuşmaya başladınız paşam. Hiçbir şey anlamıyorum. Paşa dvene edem aya. Dici tıkav dedi dici. Dve tişiyar bebe. Tamam, paşa kaçıyorsa. Ziyaretime gelen hayaletler giderken ben böyle gözlerimi kapıyorum. Sonra bir açıyorum gitmişler. Tüf diye kayboluyorlar. Paşam, sizi bekleyeceğim burada. Siz bu Reca'yı aldırmayın. Ben burada bekleyeceğim sizi. Gerekirse 100 yıl daha beklerim. Benim biraz aklım karışık biliyor musunuz? Benim anlattığım masallara güvenmeyin. Ama dinleyin. İstanbul. Kimin kafası karışık değil ki?